Aysel'le anılarımı hiç anlatmadım, ilk kez burada anlatıyorum. Fakat çok yoğun bir 4 yıl 5 yıl yaşadık biz Aysel'le birlikte. Bu söz cezalı. Yani yaşadık derken bir açsana orayı abi. Hani o arkadaşı var ne yokuşu çıkarken. O arkadaşı dedi. Hadi bir onu da söyle. Gözü mor geziyordu. Arkadaşı dedi Teoman Alpay. Besteci Teoman Alpay. İlişkisi yani, olan. Ya ilişkisi olan sonradan yani birlikte yaşadıkları yaşanmışlığın içinden çıkan beste çok güzel. Mesela Kan ve Gül'ü yazmama sebep Yeliz'dir. Öyle tabii mi? Artık bunun kaç gün oldu konuşalı? Yani 10 gün falan oldu. 10 gün falan oldu. 10 gün evvel toplandık hep beraber. Yeliz'cim de geldi oraya. Ya dedi İsko dedi sen dedi o şarkıyı bana yazdın ben hala aynı kızım haberim olsun dedi. Tabii Yeliz'e yazdım. Mesaj geldi yani. Yok o havada da söylemedi. Hepsi benim evime yemeğe geldiler. O havada da söylemedi. Şarkılar şunlar. Hayır o kadar. Sen aynı kızsın ama ben aynı İskender değilim artık. Hayır, o kadar o kadar daha tatlı bir hale gelmiş ki insan olarak açmış her şeyi çok açmış. Ondan sonra çok daha doğal bir yapı. Çok. Bu hadiseleri de aşmış ama... İşte o zamanki durumda ben o mesela şu anda öğrendim sizin Yeliz'le ilişkili olduğunuz olduğunu ben bilmiyordum. Buna ilişki demeyelim. Bu bir gözlem. Yani öyle bir yakınlık oldu ama o zamanlar biliyorsun yani bu bugünkü insanların yaşadığı ilişkilere benzemiyor. Hmm. Uzaktan uzağa böyle bir platonik mi oldu? Platonik gibi oldu. Ya o zaman Yeliz kaç yaşında yani? Yeliz 16 yaşında. 16-17 yaşında falan. Ben 19-20 yaşındayım. Ondan sonra şey oldunuz mu? Açıldınız mı kendisine? Yani hissediyor. O da hissediyor, ben de hissediyorum. Söylenen bir şey yok. Ama uçakta dedim ki eğer ben aşık olursam ne olur? Kan ve Gül'ü yazdım sözlerini. Ne güzel. Yeliz'in bundan ne zaman haberi oldu? O biliyordu canım, başından beri. Yeliz o zaman çok şiddetli. O Kan ve Gül'ün ben sadece var. Hani... Ay ne kadınlar var bak. İnsanlar... Sana ayrı diyorsun, derhal yaparım senin için de. Ay ölürüm sana ben. Platonik mi istersin, plakonik mi istersin? Hayatım, müzisyen bir adama aşık olsaydı, bir müzisyen sana aşık olsaydı, bak senin için de besteler yapılırdı. Tabii ki. Bir kere kahkahadan başlar. Tabii. Kesinlikle. O gülüşüne kurban falan yaşar. Ne besteler yapılır sana. Anam. Yutarcasına karanlığı bastı kahkahasını diye. Bak. İlk dize. Bak. Buradan bir gönderme geliyor. Hadi birazcık daha sıkıştırın da gerisini de yazayım. Ya, bu da çıkarmış bir beste mesela bir anda. Bunlar bir... Bir şey, bana bir şey söylüyorlar zaten. Saçım mı? Değişiden Bahar Bey Aysel Gürel'i keşfetmiş. Sen de Stelio'yu keşfetmişsin. Stelio'yu keşfettim mi demeli. Yoksa ben de işte aynen Bahar abinin olduğu gibi memur tayin edildim. Yıllar önce Kanal 6'nın ilk kurulduğu sene çok şaşalı, çok şey. Büyük bir ekiple büyük bir şov programı hazırlıyoruz. Gecenin Rengi. Çok değerli yönetmen arkadaşlarımız var. Mehmet Ali Erbil, ben. Efsane program. Bir yönetmen asistanına ihtiyaç var. Benim de kız arkadaşım, Devlet Balesi'nden meşhur Deli lakaplı, çok sevgili kız arkadaşım. Bir çocukla flört ediyor. Stelio. Ben de tanıdım. Tam bir hayat çocuğu. Yani müthiş, müthiş espiritüel, çok zeki. Elinden gelmeyecek bir iş yok. O zaman da öyle yani. Nev'i şahsına münhasır. Adam 7, bir 7, 7, 7, farklı ya. Adam. Dedim ki arıyorlar asistan çok önemli. Yönetmenlerin hepsinin arkasını toplayacak. Dedim ki yahu dedim Stelio var dedim. Ne diyorsun ne Stelio'su dediler. Tamam mı? Stelio değil Stelio dedim. Ondan sonra ne tanımıyoruz etmiyoruz. Ya aradan zaman geçti yine bulamıyorlar edemiyorlar. Stelio var Stelio dedim. Tam dedim yani tam işte böyle. Bu işin adamı. Yani bu işin çok, çok zeki bir çocuk. Ateş parçası gibi. Tayfun Dinçer var kulakları çınlasın. Yarın dedi Serdar Erener'in dedi klibini çekiyorum dedi. 8 tane dedi 1950 model dedi Amerikan arabası dedi. Bir tane de çok şık mutfak bulsun bana dedi. Aa. Stelio işe alacak ama hiç televizyona bulaşmamış bir insana bir gün 24 saati bile olmayan bir insana taleplere bak. Şu 8 an tane 1950 Amerikan'a. Ben dedim ki Stelio işe gireceksin. 3 şeye dikkat et. 1 ne olursa olsun bütün yönetmenlerine yapımcılarına bey diye hitap edeceksin. 2 eline hangi kaset geçerse geçsin mutlaka üstte içinde ne olduğunu yaz. 3 sakın kameranın önünden geçme. Hadi Allah şey olsun gazan mübarek olsun.
Sen ertesi güne 8 tane Amerika. Sertab Erener'in vardır. Rock bir şarkısı var, şimdi hatırlayamıyorum. Twist gibi böyle. Ha. Neydi hatırlarsınız? Ondan sonra onun bütün ihtiyaç listesini tamamlayan Stelio zaten hak etmişti. Sevgili İskenderciğimin de dediği gibi ben memur tayin edilmişim o sırada Allah tarafından. Yani çok gideceği varmış. Ya. Tam bu işler için bir yaratılmış. Şey, ama yani ondaki gözde Çiğdem'deki düşünsene hiçbir vardır, sektörden vardır. Olmayan bir insan o tabii. Şeyleri o arabaları. Ben de vardır yok öyle efendim, onu nasıl bulabilirsin yani? Hayatımda iki tane vardır. Hatırladığım çok önemli duam var. Biri 3-4 yaşlarındayken Manisa'nın sokaklarında şarkı söylüyorum gece. Ve insanlara alkışlatıyorum kendimi. Ve alkış taklidinde kendim yapıyorum tamam mı? Böyle filan diye. Bu meğer duaymış. Bir de Kubilay vakasında, her Kubilay vakasında hüngür hüngür ağlıyordum. Diyordum ki ya Allah'ım niye ben o zaman Kubilay'ın yanında ben yoktum? Askerliğimi Manisa'da doğmuş adam Menemen'de yapabilir mi? Aa. O da duaymış. Menemen'de askerliğimi yaptım. Çağırma ben buradan bir çıkıyorsam. Yok şimdi. Tebrik ederim. Beyaz deniz mavi, eğlenin kızlar, yarinden ayrılanın dinleyinsizler. Ay beyaz deniz mavi, eğlenin kızlar, yarinden ayrılanın dinleyinsizler. Hayatta ne vardır? Ama ortak kıymetli vaki. Ay beyaz deniz mavi, eğlenin kızlar, yarinden ayrılanın yüreğisizler. Ay beyaz deniz mavi, eğlenin kızlar, yarinden ayrılanın yüreğisizler. Sandalımız sanki uçan bir kuştur, hayat dağlar gibi bazen yokuştur. Emirgan'dan Marmara'ya, kılalım büyük adaya, aşkımızı mavi suya gizleyelim biz ya. Ay beyaz deniz mavi, eğlenin kızlar, yarinden ayrılanın yüreği sızlar. Ay beyaz deniz mavi, eğlenin kızlar, yarinden ayrılanın yüreği sızlar. Bir de sizin o şarkılardaki o arada çıkarttığınız sesler var ya onlar da sanki. Arim 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 arim. Allah her şeyi yapsana. Korkuttun beni ya. Yapsana abi. Kaynana 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 kaynana. Siz de izah edebilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu eğlencesinin sebebi şuydu. Şimdi şarkıları biz normal stüdyoya girdiğimizde önce bir okuyoruz. Tabii. Parçalar bitiyor. Ondan sonra en az 2 veya 3 kanal. Poşet yaka mikrofonu. Hani yaka mikrofonu. Aa aa aa. Düş yaparsan. Ne zeki kazansın sen ya. Aynı anda kulaklıkta biliyorsun. Dur. Öbür tarafa dur. Şimdi bu şarkıları önce stüdyoya girdiğimizde güzelce okuyoruz kor olarak. İkinci kanalı okuyoruz. Ondan sonra en az 2 kanal sadece alkış ve şamata yapıyoruz. Şarkının boşluklarını, ama üzerlerine. Öyle bir şey ki sanki sizi hepinizi stüdyoya sokmuşlar. Aman cümbür cemal eğlenin. Konu geliyor falan hep beraber. Ama çok manyaklıklar yapıyoruz. Vallahi ya çok bazen çok çıldırıyoruz. Sahnede inan bana kendimi içeri daratsam da tuvalete koşsam diye böyle bir durumum var. Çünkü biraz daha kalsam her şey mahvolacak. Bitti. Tabii kesin. Şarıl şarıl anladın mı? Amanın. Böyle böyle değil. Çünkü... Öyle değil. Çiğdem'le göz göze bakışmamız yetiyor. Ay, İskender'le. Ben tahmin edebiliyorum ama. İskender çok güldürüyor sanki. İskender. Dicle'yle. Yani çaktırmadan birbirimize bir dokunuşumuz var bizim. Cincikliyoruz ama kimse farkında değil. Ama o eğlence hali insanlara da sirayet ediyor. Onlar da tabii, tabii canım. Neler yap. Sen kendin eğlenirsen eğlenir insanlar. Aynen. Sen eğlenmesen şimdi Semiha geliyor bana. İsko şu herif diyor bana çok kötü bakıyor yanından ayrılma. Ben hemen adamın yüzüne yazıyorum. Ooo ne taktikler de var. Evet. Süpersin. Hem koruyucu ondan sonra her şey olabiliyor hem yani. Koruyucu, biz hem bir aileyiz hem çünkü dost. Tabii. Ama öyle şimdi başım geçenlerde tatsız bir hadise yaşadım. Arkamda Çiğdem ve bu grubu müfrez halinde gördüm. Yani arkamdan şöyle. Çiğdem'in şöyle bir panter gibi gelişi var. İskender'in orada bir tabii. Ama bu sen çok ben öyle, bir şey olduğu zaman. Ağzı böyle ama Semiha basireti bağlandı dedi. Ben böyle, bana bak, sen hanımefendiye ne diyorsun, gelsene. Tabii tabii. Böyle ortamlar olabiliyor. Sen hanımefendiye ne diyor? Değil mi?
Tabii. Ama üzerimde kırmızı tuvalet Grace Kelly. Monoko prensesi rahmetli gibiyim. Ve tavır bu. Bıçkın delikanlı. Diyorsun. Böyle kostüm. Aynen. Üzerimde aynen. Kostüm almaza beynini patlat. Takut onun bıçkını. Adam da şöyle. Şöyle. Tabii öyle oldu. Ama Semoş ne oldu? Yani demin içeride taktiğini yapıyorum. Sen bana diye böyle omuzlar kalktı. Sen bana ne diyorsun diye. Böyle süper bir anda. Ama arkanda görüyorsun. Ben şimdi bir yere bir halk konseri oluyor mesela. Senden aşağı iniyorum. Biliyorum ki arkamda İskender var. Bakmana gerek yok. Tabii ki. Veya Çiğdem bir yere gidiyor. Onun arkasında mutlaka. Evet. Ya da biz iki kadın bir yere indik. Evet. Ya mutlaka birimiz birimizi korumaya bir alıyoruz. Kontrol kesin, var kesin. Semiha kesin. 16 yaşından beri bu alemin içinde olduğu için kendini korum 14 yaşından beri. 14. Düşün, genç bir kızken dolayısıyla kendini korumasını, kendini muhafazaya almasını o kadar içgüdüsel öğrenmiş vaziyette ki. Onun için şeydir yani bu konularda Semiha çok erkek zaten yürekli falan böyle. Zaten herhalde hani. Adamın kadının bakışından hangi kadehi ne zaman kaldıracağını, ne zaman alkışlayacağını, şarkıya ne zaman katılacağını falan da anlıyorsunuzdur yani. Yani ben şey, mesela ben o konularda korkunç tarayıcı. Girdiğim dükkanın için hemen tararım. Kimin üstüne beni ne var ne takmış. Bana yukarıdan mikrofon demeden sen oradan tabii, mikrofon dedin hemen yani. Hemen bir de çok güzel ettik Semiha'ya. Seninle bir dakikayı 10 dakikaya çıkardın. Yani hangi masa arıza çıkaracak tabii. Gecenin sonunda bilirim mutlaka. Semoş böyle der. Gireriz bir ortama. Dijo. Bak şu arıza. Direkt şu arıza. Direkt çıkar, çıkar. Arıza kesin çıkar. O arıza çıkartır. Kesin. Şey. 10 dakikada kaldı. Ay Eurovision dedi ya. Sıkıntı geldi mi? Geldi. Şimdi gelmedi yani. Ya bana da mesela hani sana sorulmasında bana da sıkıntı geliyor. Ya, değil mi yani mı? Bak şimdi. Sanki soruyorlar. Kadın bunu atıyorlar. Başka bir soru yok. Eurovision. Eurovision'ları. Ha sen değişik, sen oku Allah aşkına. Mutlandırıyor beni. Bence bir erkek okuyor. Canım, yılların özlemini. Senin tonun bu. Devam et. Mikrofonları açalım. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Teşekkür ederim. Pardon. Bir dakika siliyor canım. Yılların özlemini hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika sevmek bir ömür süre sevişmek bir dakika la 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 seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerin gözlerimi canım bir dakikada içti. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerin gözlerimi canım bir dakikada içti. Remember the ones we lost. And the world the ones we loved most. In this world of hatred and us, there is no future for us. Haydi. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür süre, sevişmek bir dakika. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür süre, sevişmek.